paşa seversin. Evet, bu tabelayı görünce girmeyin arkadaşlar. Girmeyin, sıkıntı yaşarsınız. İleride yol daralıyor demek ki. Boşuna demiyoruz, kışın gezmek daha güzel diye. İnanılmaz sıralar vardı. Her müzenin önünde, her restoranda müthiş bir kalabalık. Yani abartmıyorum, 35-36 derece sıcak şu an. Biz böyle bir tane dutun gölgesine çektik. Oh! Ama buraya gelinir, gezilir. Sonbaharı bekliyoruz buraya gelmek için tekrar. Türkiye'ye de çok yakın dostlar, gelinir yani. Çok yerini çekemedim, gösteremedim, kusura bakmayın. Bebek arabası için kaldırımlar birazcık sıkıntılıydı. O yüzden hani Vera herhalde biraz daha büyüsün. Değil mi Vera? Küçük bir yemek molası, ondan sonra Bükreş'e devam. Tabii bir de Rusçuk'tan geçeceğiz. Belki orada da bir kahve molası veririz. Ne güzel değil mi ağaç altı falan? Evet, ha? Evet. Nasıl kaçtık şehirden? Güzel oldu. Mis. Değil mi kızım? Evet. Çok harika. Nasıl şimdi sıraydı o? Nasıl kalabalıktı? İnanılmazdı. Yani şöyle, biz hakikaten ikimiz olsak biz yine bekleriz. Evet, evet. Yani o sıcakta falan yapmadığımız iş değil ama Vera'yla olmuyor çocuğu o güneşin altında, imkansız yani. Vera? Kız nereye? Dur. Çocukla bu kadar. Evet, listeye yazdık. Kaçıyor. Rusçuk'a hoş geldin. Hoş bulduk. Gel bakalım, gel. Babacığım bu ne? Ver. Teşekkür ederim. Ne yapacağız bunu? Ne yapacağız bunu? Bunun içindekileri açamam, bizim değil bunlar. Aşırdı. Bunlar bir vakfın. Hadi yerine koy. Hadi koy onu yerine. Koy onu yerine babacığım. Nereye geldik? Nereye geldik? Park. Şehir, şehir. Bir şey söyleyeceğim ya, hakikaten. Ya, çocukla yani ambale oluyormuş. Bir de sıcakta. Evet ya. Bir de şapka takmak istemeyen bir çocuğunuz varsa çocuğu olmuyor. 36 derece şu an. Veracığım. Şöyle kısa bir şehir turu, kısacık. Evet. Sonra Romanya tarafına geçeceğiz. Geçelim. Ben çok açım ama. Ben de sabahtan hiçbir şey yemedim. Ya gel bir şey bakalım gel Allah aşkına. Gel Veracığım. Hadi. Ben çocuğuma bakıyorum şu an. Sen? Ben ölüyorum açlıktan. Ben şu, biraz daha yemek yemezsem kimseye bakamayacağım. Veracığım. Gidiyor bakma. Allah aşkına. Acıktın mı? Acıktım. Hadi gel bakalım. Ne oldu? Ne oldu? Evet. Ne oldu babacığım? Gidelim yani. Geleneksel bir Bulgar lokantası. Oo. Süper. Neymiş babacığım o? Because maybe 20 minutes. 20 minutes. Okay. 20 dakika alacak. Göreme muhallebicisinin katkılarıyla yemek turumuz da devam ediyor. Ama oturamıyoruz bu sefer çünkü Vera izin vermiyor dostlar. Ne olsun be, yapacak bir şey yok. Sen güzelim restoranı bırak. Gel şehir parkında geleneksel köfteyi ye. Hadi bakalım böyle. Bu bir dramdır. Alışacağız ya bu hayata, yapacak bir şey yok. Şu an onlar parkta. Önce ben yiyeceğim. Sonra Esra gelecek, bu ağacın dibine çökecek. Hadi bakalım.
efsane. Diyorum ya, et konusunda Bulgarlar biraz deli. Seviyorlar eti. Çok da güzel yapıyorlar gerçekten. Çok kıvamında pişiriyorlar. Tam yani benim sevdiğim gibi. Kıvamında derken benim sevdiğim kıvamda. Ay ay ay. Oturamadık. Restoranda. Umarım. Çünkü Veruş parkı gördü. Daha doğrusu parka doyamadı ve sürekli parkı istedi. Çok enteresan. Yani beni çıkartıp parkın yolunu nasıl buldu hiçbir fikrim yok. Gerçekten. Parka doğru götürdü sürekli. Ağladı ağladı ve olmadı yani. Yapacak bir şey yok. Çocuklu hayat böyle. Yakıtı genelde aynı yerden, aynı firmadan almaya çalışıyorum. İsviçreli bir karavancı bana demişti ki Sprinter'sa Shell'den al mutlaka. Dünyanın her yerinden Shell'den al. Herhalde öyle öneriyor bunu üretenler. Ben de Shell'den alıyorum. 2.58 leva. He? 2.58 leva litresi. 2.58 leva. 11 ile çarp işte. 151 leva. Ha? Kahve alırsın diye o kadar büyük bir ürün. Kahve alayım tabii, niye? Aşk olsun. Karşıya çekeyim. İşte. Büyük bir ürünle bekledim. Yani. Böcek gibi geziyorsun buralarda bakıyorum ben yokken. He? Yine geldik sınıra. Bulgaristan-Romanya sınırına geldik. Bakalım bu sınırda bir şey isteyecekler mi? Ay, hadi bakalım. Ruslar. Hop. It's strange, I know it in Turkish, but I don't know how. Thank you, bye. Şu an Bulgaristan sınırındayız. Köprünün ortasından itibaren Romanya. O zaman yes. Demek ki şey yok. Sınır yok. Aşkım. Şimdi göreceğiz bakalım. Merhaba Romanya. Herkes gerçekten Türkçe biliyor. Romanya'ya kadar sınırlarda Türkçe konuştuk. Yarın sabah serinliğinde Bükreş'i gezeriz. Evet. Sonra topuk. Yani yarın büyük sürüş var. Ne güzel kadın. Ne kadar güzel kadın değil mi? Evet. Aa. Çok güzeldi gerçekten. Romanyalı. Biliyordum o boynunu böyle 360 çevireceğini. Bak ben bir şey demedim. Sen dedin çok güzel kadın dedin. Kadın camı bir açtı zaten muhteşem bir parfüm kokusu. Güneş gibi doğdu be. Yazdım ben. Şuradan vinyette alalım da. Sonra moralimiz bozulmasın. Demesinler yollarımızı bedava kullanıyoruz. Hadi bakalım. Change Office'ten de birazcık para almamız lazım. Roba parası alıyoruz be ya. Euro geçmiyor mu? İki şurada üfleyeyim de bir para alayım. Hadi bakayım. Ne kadar şey yapacağız? Yani, az bir şey ya. 50 euro bakalım işte. 50 euro çok fazla ya. Dönüşü gelin, de var bebişim. Harcayacağız dönüşü de. Buradan var. Mı geleceğiz? Yarın sen kahvaltı yapmayacaksın mı Romanya'da? Bir omlet istemez misin? Dışarıda yemez miyiz? Mutfakta çalışan var tabi. Aaa yine oynadı şeye. Yine oynadı kameralara bak. Babanızı seviyorsanız alkışlayın.
Vinyet alın mutlaka. Ya daha hiç soran olmadı ama belli de olmaz. Her sınırda döviz alabilirsiniz. O ülkeye ait para birimine paranızı çevirtebilirsiniz. Yani bazı yerlerde geçmiyor. Mesela Bulgaristan'da 3 tane marketten geri çıktım. Kart geçmiyor. Euro geçmiyor. Bizden de selam olsun. Eyvallah. Oo, 34 plaka. Evet. Es geçme. Eyvallah, ben de 34 plakayım abi. Evet, hemşerimizle selamlaştık Romanya sınırında. Bu arada Bulgaristan, Romanya sınırında aynı kabinde, iki memur da aynı kabinde. Düşünün ki iki pencereli bir kabin var. İlk pencereden veriyorsunuz. İçerideki memur Romanya'nın memuruna, yani Bulgar memur, Romanya memuruna pasaportları veriyor. O da girişi basıyor. Bulgar çıkışı, Romanya girişi basıyor. Böyle... Nasıl diyeyim, bir metre arabayı ilerletiyorsunuz, diğer camdan pasaportunuzu alıyorsunuz ve Romanya'ya doğru devam ediyorsunuz. Hop. Elektronik imzamızı da attık. Üf. La bir para alacağız ya, bu kadar. 3 kaşe bastı, 2 imza, ben 2 tane imza attım falan filan. Yani Romanya vatandaşlığı almış gibiyim yahu. Oo. Abi kaşeler, imzalar, bilmem neler. Baksana şuna. 2 tane kaşe, imza, elektronik imza attım. Ben parayı yaptım. Kaçıyor musun? Siz akşam uyuyun. Romanya'da pavyona gidiyorum ben. Tabii canım, ayrıt bir şey biz. Trakyalı adamız. Trakyalıyız yani biz. Romanya'ya gelmişiz. Pavyona gitmezsek. Arkadaşlar süver bana bak. Romanya sınırına sorunsuz, problemsiz aracımız bizi getirdi. Biliyorsunuz yola çıkmadan bakımlarını yapmıştım. Bir sürü parçasını değiştirmiştik. Bunları yaparken de doğru parçaları, doğru markaları araca takmak çok 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 önemli. Bu konuda bana büyük destek sağlayan Mercedes parçamarketi.com'a çok çok teşekkür ediyorum. Çok memnunum. Gerçekten arabanın çekişi bile değişti. Parçalar tıkır tıkır çalışıyor. Siz de Mercedes'inize parça düşünüyorsanız bence mercedesparçamarketi.com'a bir bakın derim. Bu da size İlker'ce bir tavsiye olsun. Vay, çok güzel. Vay 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 vay. Kırmızı biraz daha uzun yanabilir. Süper. Sulara bak. Nerede sular? Su nerede? He? Nerede sular? Aşkım gel. Ya babacığım, nasıl güzel izliyorsun sen ya. Aşkım veredim bunu şu an. Gel bak. Gel. 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 Babacığım, Bükreş'e hoş geldin. Yavaş kızım. Aa, kapattılar. Nerede sular? Söyleyeyim, açsınlar. Ha? Ya. İyi geceler Vera. Sabah sabah bu sesle uyandık. Şunun ötüşüne bak ya. Bükreş'ten herkese günaydınlar. Dün bayağı ana caddede uyuduk. Yorgun olunca uyuyorsun. Hiç öyle hani araba gürültüsü, motor gürültüsü, hiç valla. Saat gibi tık diye uyuyorsun. Küçük bir yer değişikliği yapmakta fayda var. Kaldığımız yer ücretli. Ücreti sıkıntı değil de yani nereye ödeyeceğini bilmiyorsun. SMS atmaya çalışıyorsun falan, gitmiyor. O yüzden arka tarafta Park Fortnite'ta bulduğum bir yer var. Oraya park edeceğim şimdi. Sıkı tutunun. Bir 500 metre ilerleyeceğiz. Öyle mi? Evet. Günaydın. Kuşları mı izliyorsun? Nerede kuşlar babacığım? Hı? Ha? Orada mı baba?
babacığım, yemek mi yiyorlar? Hı? Mama yiyor kuşlar be. Hı? Mama yiyor kuşlar. Hı? Biz nereye gidiyoruz? Portekiz'e. Portekiz'in nesi meşhur? Nesi meşhur? Yiyecek gillerden. Aa, neydi o ya? Adı neydi onun? Bir tatlısı vardı onun. Neydi acaba? Neyle başlıyor? Aa, vallahi hatırlamıyorum ismini. Nata. Nata. Bak ne var elimde. Aldın mı? Buldum. İstanbul'da arkadaşımız Ceylan var. Sava Cafe'nin tatlılarını yapıyor. O çok güzel yapıyor. Onun üzerine tanımıyorum ama bakalım bu nasıl? Burası da paralı bir otopark ama QR kod gördüm tabelada. Hoş. En kötü onu okutur, internetten girer öderiz. Lululu. Konuşuyor seninki. Seni nereye getirdim? Bir parka getirdim. Adı neydi? Çeşme Park. Çeşme Park. Çeşme Park'a getirdim seni. Burada kahvemizi içelim diye. Heyecana bak. Heyecana bak. Nata. Ya da Nada. Nada da var. Ya hiç. Ya hep. Baba. Efendim. Baba. Baba diye boşuna bağırmıyor. Baba. Kaydırak maydırak istiyor. Tamam, geliyor geldim, baba. Geldim. YouTube serimiz değişiyor arkadaşlar. Verevan yolda değil, bezgin ebeveynler yolda. Baba. Geldim. Vera kendine arkadaş buldu. Hadi bakalım. Avrupa'ya çıktığımızda en sevdiğimiz şey parkları dolaşmak. Yani Vera'dan önce de biz parkları çok seviyorduk. Vera için de çok rahat oluyor. O yüzden ne yapıyorum? Bütün parkları işaretliyorum yola çıkmadan önce. Mor nerede? Evet. Sarı nerede? Nerede sarı? Evet. Kırmızı nerede? Evet. Sarı nerede? Siyah nerede? Evet. Veracığım, sana göreme muhallebicisi usulü peynirli bir omlet yapacağım. Yapabilecek misin o kadar? O kadar güzel yapabilecek misin diye bir soru geldi karavanın derinliklerinden bir yerinden. Ya göreme muhallebicisi kadar yapamam tabii de. Yok, şaka yapıyorsun. Şimdi bir menemen olacaktı. Oy, banacaktın. Beyaz ekmeği banacaktık ona. Büyük derken biraz ödem atsan sen giyersin bu elbiseyi. Çok kötü oldu. Kocaman. Veracığım, şu an Süt Kardeşler'deki Gulyabani gibi yürüyorsun. Gerçekten. Benzer işler. Vera. Oo. O diyor ya. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Merci. Yani hayat müşterek yavrum. Kahvaltı benden, bulaşıklar senden. Sonra laf söz oluyor, biliyor musun? Kim yapıyor laf söz acaba? Hoşlanmıyor insanlar. Evet. Bu kadın hiç mi çalışmıyor diye? Hiç çalışmıyor bu kadın. Anne. Anne burada. Ay, bu kıyafet. Vera, sen yıka bulaşıkları kız. Çok kötü oldu kızım bu kıyafet. Zaten çocuk şu an DSP'nin seçim sloganı gibi güvercinler üzerinde. Gözün aydın Türkiye, ak güvercin geliyor. Hayır. Güçlendikçe. Hayır. Şimdi bizde acayip bir şey gelişti.
işte annemize gidiyoruz. Orada mesela duş alırken ne yapıyoruz? Yani şampuan suyu yapıyorum, suyu kapatıyoruz hemen. Öyle bir alıştık ki. Çok acayip ya. Bence herkes, bütün harika dünya. Harika bir şey oldu aslında. Evet, bu yaşamı bir tatmalı ki kaynaklarımızı daha uzun süre muhafaza edebilirim. Evet. Su bitiyor dostlar. İlk başta alışmakta zorlandım açıkçası. Ben şakır şukur yıkanıyordum ve şakır şukur Bu Instagram'da şey var. Yani. Hava Forum diye bir hesap var. Birçoğunuz belki takip ediyorsunuzdur. Orada her gün baraj doluluk oranlarını gösteriyor. Bu sene bayağı az suyumuz var. Çok hoş. Gerçekten yani Kasım'a şey yani. Bence çok az su kalacak ve sıkıntılar yaşanacak. Yazın böyle foşur foşur yağmur yağmazsa. Bu foşur foşur da hep senden geldi bana ya. Ama çok güzel anlatmıyor mu foşur foşur? Haritada Pasajul Engels diyor. Bizim şeyi andırıyor. Ne o? Çiçek Pasajı, Nevizade. Biraz orayı andırıyor. Bak kim var burada. Bükreş'te. Seviyorum seni adam. Tiyatro Odeon'un önünde Atatürk'ün büstü var. Yurtta barış, dünyada barış. Kemal Atatürk. Eğer açıksa seni başka bir pasajı götüreceğim. Pasaj. Pasaj. Tamam. Alayım mı sana şunu? Efil efil. Şu. He? Abi. Yiyemez misin? Yerim valla. Yiyor musun? Evet. Esra'cığım burası pasaj. Pasajul. Pasajul Villa Croce. Çok güzelmiş. Ay ya, çok güzelmiş. Nasıl? Bir daha tekrarlayayım. Çok güzelmiş. Çiçek pasajını andırıyor değil mi? Düzen de neredeyse aynı. Bir kapıdan giriyorsun, diğer kapıdan çıkıyorsun. Çok benziyor. Tabii bu U düzen, böyle U şeklinde dönüyor. Müthiş. Vera, o nasıl bir seyahat çekti babacığım? Parmağın sıkışması. Seni yakalamaya çalışıyor çünkü. Tekerleği mi? Sana geçen mum yaktıramadım. Evet. Yakalım mı mum? Evet tabii. Hadi bakalım. Kaçmaz. Ama merdivenli bir kilise bu. Evet, nasıl olacak? Hop. Hop. Sen şöyle ileri git gel. Tamam. Önce ben yakayım. Tamam. Bana da alsana mum. Sana da mum alayım. Dışarıdakini mi batıralım? Evet ya, dışarıdaki. Tamam. Orada yer var. Tamam. O zaman seni burada bekliyorum. Burada bekle beni. Burada geliyorum. Kırmızı alı da. İçeride dua var, giremiyoruz. Densizin biri buraya kolasını bırakmış şimdi. Densiz, her yerde densiz. Hani burada bekleyecekti beni. Aldık mumları. Yok. Kaybettim Esra'yı. Hadi bakalım. Kuşlar. Sen kuşları boş ver. Elimde mumlarla karımızı arıyoruz. Bükreş'in ortasında. Seni arıyorum, seni. Gel dikelim şunları. Hadi dikelim. İçeride ayin vardı, çok fazla çekim yapamadım. Tamam. Hı-hı. Dur bir dakika, dileğimi bir toparlamam evet. Lazım kafam. Hallere bak, hallere bak. Ellerim elleri birleştirdi, hallere bak. Senin dilekler bence yine Morty. Neden? Ya bir dakika daha yarısındayım. Yarısındasın. Yavrum A4'e yazsaydın hayır, bunu öyle be. Öyle değil çünkü yani güzel istemek lazım, anladın mı? He. Her şeyi detaylı diliyorum ben. Güzel. Aradan bir tanesi olsun. Sarıl kabine o zaman.
senin yamuk enerjinden. Söndürme hop. Sakın. Niye söndüreyim senin mumunu ben? Senin yamuk enerjinden. Bu da delikten aşağı gidecek şimdi. Burada kendimize göre bir delik seçmeliyiz. Güzel bir dilek bir de içinden. Ya bir sokabilsem dileyeceğim de. Hop. Bak benimki aşağı gidecek şimdi. Hop. Dile bakayım. Herkesinki yamuk ya aslında. Evet. Tekniği öyle kurmuşlar. Diliyorum. Şu çocuğu alır mısın? Abi. Şey yapamıyorum. Ne oldu? Konuşturuyordum. Konsantre olamıyorum. Bebek arabasıyla bu muhteşem müzeyi es geçiyoruz. Vay vay vay, kimler geliyor kimler? Enrico Macias. Vay vay vay, yukarıdakini ben tanımıyorum. Yeni jenerasyon belki tanır. Biserica Manastiri bayağı yapıldığı ilk günkü gibi korunmuş. Bakalım. Bakalım mı? Kontrol edeceğim. Restorasyon kontrolörü. Öyle bir söyledim ki. Tabii bakacağım, kontrol edeceğim. Tabii ki de. Evet. Kanalizasyon kapaklarının orijinalliğine bak. Sök gel ha bunu bak. Görmesin müzikler. Sen dans mı ediyorsun babacığım? Uyuman gerekmiyor muydu? He? Merak ediyor bir annesi. Romanya'ya gelmiş. Geçecek babacığım o yaran. Geçecek bir tane. Ne kadar bembeyaz yapıyor bu şey. Geçecek anneciğim, yapma güzelsin. Olur mu, geçecek? Çocuğun bacaklarına kireç mi sürdün, güneş yağı mı sürdün? Bir şey söyleyeceğim, o kadar yoğun ki yani hakikaten. Geçecek. Ay ay çoraplara bak sen. Ay ay ay, bir de gösteriyor. Çok güzelmiş babacığım. Gel. Şoför birası. Benimle böyle pozlar niye vermiyorsun? Seninle böyle pozlar vereceğim. Evet. Bir kere benim göbeğim masayı itikler. Bir kere oradan kaybederiz. Sen bu kadar yakın gelirsen yüzüme gülersin. Bak kızım da güldü, bak kızım güldü. Aynı poz. Çoraplar? Ya var mı? He, buluruz ya. Kasan ayakkabın var mı? Buluruz. Moldova'ya geçelim, oradan alırız öyle çorap. Vay 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 vay. Excalibur. Efsane bir mekan. Şöyle kısaca bir göstereyim. Bunu çıkardı mı dünyada her şey düzeliyor. Olsa keşke. Sabaha kadar uğraşır çıkarırdım onu, her şey düzelse. Eşit olmalı her şey, eşit. Bir bunu mu alsak? He? Şok oldum şu an. Şok oldum şu anda. Sana bunu aldım. Ben karavana dönüştü dedim araçta. Şu an inanamıyorum. Ya. Aa, bana mı aldın? Sana aldım. Sağlıklı bir adamsın. Vera ile binersiniz artık. Aynen. Bronzla krem de sürmeyin. Yok, aynen. Kömür olursunuz, yemin ederim. Romanya'nın en simge yapılarından birisi. Ateneul Roman yazıyor. Ben öyle okuyorum. Belki telaffuzu farklıdır ama Romanya yazdığınız zaman böyle ilk beşte bu binayı gösterir hep. Uyudun mu sen be? Uyudun mu babacığım be? Tam kafam kadar. Pufulet. Aşk, bir de paranın güzelliğine bak. Ya çok iyi değil mi ya? Gerçekten sen mi görüyorsun?
Bu insanları nereye yapacak?